İnsanların sevdiği değil, Allah'ın sevdiği, senin razı olduğun kullarından olabilmeyi, Efendimiz'in şefaatine nail olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Allahümme inna neselüke temenneve ödevemel afiye ve husnel fatime velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha. Ama oluyor, bazıları akşam oluyor falan, o da daha böyle. Getiririz inşallah. Akşam böyle yeme gelsin. Benim ortadan arkadaşımın şeker diyor bana. Köy gücü kaç defa geldi, sen bir tane daha bir şey yalnız var. Ben de sevindim oraya geldi diye ama maalesef. Tanıdık var dedi. Yani tanıdık vardı maalesef. Pek veren yok galiba. Hiç hiç veren yok. Askerde de öyle miydi? Aynıydı. Aynıydı. Ne kadar ziyade aynıydı. Biz bir sigara sonra yiyordu tatlıları. Çok uzak oturdunuz. Bahat uzak oturdunuz abi. Kendisi hiç olurları istemiyor bu olmazları. Ben olmazları kendime bir şey istemem. Ben követsin. Beni toplamadı ben de böyle diye. Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar, kıymetli Murat Kulu hemşerilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. İlçe başkanımız burada, Ziraat Odası başkanımız burada, başkan yardımcılarımız burada, meclis üyelerimiz burada, muhtarımız, komşu köylerin muhtarları burada. Hocamız burada ve sizler buradasınız. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd-ı senâ etsek azdır diyorum. Cenab-ı Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin. Biz Karacabey Belediyesi olarak çeşitli vesilelerle vatandaşlarımızla bir arada olmaya çalışıyoruz. Ali İbrahim Sofrası adını verdiğimiz mütevazi sofralarımız da bu etkinliklerden bir tanesi. Şair vaktiyle söylemiş, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. İşte biz de bu düsturdan hareket ederek sabahları çeşitli vesilelerle vatandaşlarımıza bir arada olmaya çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir yörenin, bir yerin, bir köyün, bir mahallenin sorunlarını en iyi oradaki yaşayan vatandaşlarımız, oradaki ahali bilir. Dolayısıyla problemleri ilk ağızdan dinlemek, Karacabey Belediyesi'nden beklentilerinizi öğrenmek için bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Yine bir muhtarlık müdürlüğü kurduk belediyemizde. Bu arkadaşımızla bütün köyleri, mahalleleri, muhtarlarıyla istişare ederek oraların, sizlerin sorunları nelerdir bunları tespit etti. Kayıt altına aldı, bilgisayarımızda hepsi kayıtlı. İşte bu sizin köyünüze Muratlı'ya gelirken listemiz elimizde, muhtar bey, azalarımız, sizler iletmişsiniz çeşitli sıkıntıları, baktım. Bunların bir kısmı yapılmış, bir kısmı programı alınmış, yapılmaya çalışılıyor. Yine muhtar arkadaşımızdan burada olmayan sıkıntılar var, onları da dinledik. Başkan yardımcımız notlarını aldı, inşallah en kısa zamanda sizlerin de desteğiyle bunları gerçekleştireceğiz. Hocamız güzel duasında ifade etti. Evet, mazlum milletler var bizim komşu ülkelerimizde Türkiye'den medet bekleyen ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir de karşı karşıya bulunduğu açık olarak ifade edilmese de fiili bir durum söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, değerli vatandaşlarımız. Osmanlı geleneğinden geliyor ve bizim ecdadımız nerede bir mazlum varsa, nerede bir muhtaç varsa onlara her zaman yardım etmiş ve kendi vatandaşlarına, kendi vatanlarında sıkıntı düşen insanlar için de umut kapısı olmuş. Onun için biz inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti ne kadar güçlü olursa işte bu bizim coğrafyamızın dışarısında yaşayan insanlar da o kadar kendilerini mutlu, güvenli ve huzur içerisinde addedeceklerdir. Çünkü mazlumlar için,
sıkıntıya düşen insanlar için, bu garipler için Türkiye'den başka bir sığınak, bir liman yoktur. Onun için Cenab-ı Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine zeval vermesin. Bizi güçlendirsin ki dünyada sömürüye uğrayan, sıkıntıya düşen bütün mazlum milletlerinde inşallah umut kapısı olsun ve İslam coğrafyasında bu umut verici gelişmeler, birlik ve beraberlik üzerine bütünleşmeler gerçekten bizleri de umutlandırmakta, geleceğe dönük de ümit içerisinde olmamıza vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bu davetimize icabet ettiğiniz, köyünüzde bizimle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Varsa dertleriniz, sıkıntılarınız, bizden beklentileriniz inşallah onları da arkadaşlarımızla beraber not edeceğiz ve en kısa zamanda gerçekleştireceğiz diyoruz. Hepinize hayırlı sabahlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Az önce konuşmamızda da ifade ettiğimiz gibi Osmanlı gerçekten hüküm sürdüğü zaman dilimi içerisinde her zaman sıkıntıya uğrayan mazlumların bir sığınağı olmuş ve adaletin tecelli etmesine yeryüzünde katkıda bulunmuştur. Ve Osmanlı Devleti fiili olarak tarih sahnesinden çekildiği andan itibaren de zulüm payidar olmuştur. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ecdadın mirasçısı olmamız hasebiyle onların misyonuna layık icraatlar yaparız diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle de bize bu güzel hediyeyi takdim eden muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir fotoğraf verelim muhtarım. Teşekkür ederim.